Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Çişlimizin, Çiçekburnu'nda Sayın Belediye Başkanım, sevgili oda başkanları, sevgili Konusal Tırnok Konusal Başkanı, Tırnok'ta benden önce görev yapan sevgili Genel Başkanım Daysal'dı ve beraber görev yaptığım sevgili Başkan Yardımcısı Genel Sayman Ülkü Fenmez, Devletleme Kurulu Başkanım, İsimli Kurulu Başkanı. Saygıdeğer meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul Odamızın 24. olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer meslektaşlarım, bugün Ramazan bayramı, Ramazan ayı. Biliyorsunuz, 6 Nisan Ramazan'ın ilk günlüğü. Ramazan bayramını hepinize, ülkemize ve dünyamıza hoş görüyoruz. Barışı ve demokrasinin gelmesine vesile olmasın diliyorum. Ramazan ayınız mutlu olsun. Gelecek Ramazan bayramımızı sağlıkla mutlu içinde geçirmek diliyorum. Saygıdeğer katılımcılar, 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçi Bayramı'ydı. Sizler de, bizler de emekçiyiz. Artık emek kavramı değişti. Kol gücü değil artık. Beyin gücü, yürek gücü de emektir. Onun için 1 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Ve yine 5 Mayıs. Evet, hepiniz yaşama müjde, bahara müjdeydi. Kutlu olsun. Yine 6 Mayıs'a geldiğimiz zaman, evet, 47 yıl öncesine gidiyoruz, geçtiğimize gidiyoruz. Orada kaybettiğimiz canlar var. Evet, o canları saygıyla, kıymetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ve sevgili katılımcılar, yarın 12 Mayıs, anneler günü, bütün güzel anneleri kucaklıyorum, hepsinin ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, aramızda ayrılan annelerimize buradan rahmet diliyorum. Mekanları şen, cennet olsun. Hepsini saygıyla anıyoruz. Evet, İstanbul Odamız, İşte Yönetim Kurulu, 3 seneden beri görev yapıyor. Sevgili Yücel Akdemir'e ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yönetimlerimle, eğitimleriyle, uluslararası ilişkileriyle, kurmama katkılarıyla teşekkür ediyorum sizlere. Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Disiplin Kurulu'na teşekkür ediyorum. İlçe temsilcilerine, bütün komite ve kurum başkan ve üyelerine ve en çok da neye teşekkür ediyorum biliyor musunuz? İSMO'nun çalışan emekçilerine teşekkür ediyorum. Bütün üyelere hep her zaman yardımcı oldular, hep yardımcı oluyorlar. Yürekten kucaklıyorum çalışan arkadaşlarım. Bugün İstanbul Odamız 43 bin üyesiyle ve TÜRMOK 103 bin, 13 bin üyesiyle biz koskoca bir aileyiz. Burada kavgalar bırakın. Bizler bir aileyiz. İçimizde farklı görüşler olacaktır. İçimizde aynı düşünceler olacaktır. Ama birbirimizi seven bir aileyiz. Çok büyük bir aileyiz. Onun için genel başkanımız olmaktan mutluluk diyorum ve hepinizi çok seviyorum. Evet, biraz önce oda başkanımız çok güzel şeyler söyledi. Ben onlara girmeyeceğim. Ama isterseniz bu mikrofona gelmişler, biraz da bugün ülkemin içinde bulunduğu ekonomiye birazcık bir göz atalım. Bu rakamları ben söylemiyorum. Devletin resmi rakamları, TÜİK söylüyor. Efendim diyor ki, enflasyon %19,5. Ben sizlere soruyorum, pazardaki enflasyon %19,5 mu, %35-40 mı? Gayet bir şey ekonomi, efendim diyor, %29,5. Kayıp bir şey ekonomi %29. Yani %28,5 mu? Yoksa %40'lardan mı?
Evet, kayıt dışı ekonomiden çok nedenleri var. Vali nedenler, sosyal nedenler, psikolojik nedenler, vergi nedenleri, mevzuat karmaşıklığı. Ve en çok da meslek olarak bu mevzuat karmaşıklığından çok çektim. Geçenlerde Denizli'de ne oldu biliyor musunuz? Bu istihdam teşviklerine ilgili bir panel yaptı. Bütün taraflar katıldı. Sosyal güvenlik, maliye, iş kurum, üniversite, meslektaşlar. Ve orada çok güzel şeyler konuşuldu. Bu teşvikler teşvik değil. Çok teşvik teşviği öldürüyor. Teşvikler iç içe girdiği zaman bir anlamı kalmıyor. Bunun için bizlere kalmıyor dedim. Arada itiraz ettiler. Sonra da şunu itiraf ettiler. Evet, bu teşviklerin içine çıkılmıyor. Çıkılmadığı için de ne yapıyor musunuz? Biz vali müşavir tuttuk dediler. Yani teşviği çıkartanlar bile bu teşviklerden, teşviklerin içine çıkamıyorlar. Biz teşviklere karşı değiliz. İndirim, istisnada da karşı değiliz. Ama teşvikler, ama indirim ve istisnada özellikli konulara verilir. Özellikli işletmelere verilir. Her önüne geleni verilmez. Aksi takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Şu anda. İş kuruyor ki, efendim diyor, işte 4.366.000 salı çıkmayan, iş bekleyenler var. Ama öbür tarafta baktığınız zaman şu anda işsiz sayısı 8.400.000 civarında. Şu anda nüfusun 32 milyonu çalışmaya hazırken ancak iş bulanların oranı 27 milyon. Demek ki ülkede işsiz sorun var. Ülkede ekonomik sorun var. Bu sene, sırf bu sene 448,5 milyar dolar borcumuz var. Ve bu sene ödemesi gereken düş borç 173,5 milyar. Ocak ayı itibariyle cari açığı 22 milyar dolar. Sevgili meslektaşlarım, ülke olarak üretemiyoruz. Üretemiyoruz, sadece ithal ediyoruz. Sadece papon iş yapıyoruz. 100 liralık ihracat için 70 liralık ithalat yapıyoruz. Kendi kendimize yeten bir ülkeyken tamam bile ithal etme durumunda kaldık. Tamam. Dolayısıyla artık bırakın domates patlıcan bile artık Barış Manço'nun şarkılarında kaldı. Artık ne dese dinlere ne olarak götürmeyecek. Nasıl 11 milyon oluyor biliyor musunuz? Katma değer ayrı, muhtaç sar ayrı, kurumlar vergisi ayrı, gayrimenkul ayrı, gelir vergisi ayrı. Topladığınız zaman evet gerçekten 11 milyonu buluyor. Ama bunun esası öyle değil. Esası 6 milyon. Ve vergi gelirleri, vergi toplamıyoruz. Neden toplamıyoruz biliyor musunuz? Ülke olarak üretemiyoruz. Katma değeri yüksek mal üretemiyoruz. Katma değeri yüksek hizmet üretemiyoruz. İhraç edemiyoruz. Dolayısıyla paramızın değeri hep düşüyor. Hep düşecek. Neden düşecek biliyor musunuz? Şu anda baskı altında. Eğer siz kaliteli mal üretemiyorsanız, eğer üretim gücünüz, üretim kapasiteniz yoksa, eğer hizmette üretim kapasiteniz yoksa, kaliteli mal ve hizmet üretemiyorsanız ve ihraç edemiyorsanız cari açığınız da bitmez, borcunuz da bitmez. Ve bir başka şey paranın değerini belirleyen sadece üretim değil. Üretimin yanında cari açık. Üçüncü şey nedir biliyor musunuz? Üçüncü şey
haktır, hukuktur, demokrasidir, adalettir. Bunlar olmadığı sürece parlamentimde yaratmak, buna değerimiz bulmaz. Evet, istifa olanlarını söyledim. Ama bizi de ilgilendiren bir başka olay var. Artık iş yapış şeklimiz değişiyor. Gelecek 20 yılda ülkemizde ve dünyada mesleklerin %14'ü, şu anda yapılan işlerin %14'ü tamamen kaybolacak. Yok olacak. %32'si ise değişime uğrayacak. Onun için odalarımız ve turma en çok eğitimlerini veriyoruz. Neden eğitim? Çağı yakalamak için, bugünü ve yarını yakalamak için eğitim. Zorunlu eğitim hem de. Bu zorunlu eğitimde kimilerinin paranı olacak diye sosyal medyada aykırı bilgini paranı olmayacak. Ama sonuna kadar zorunlu eğitim olacak. Kamu gözetimiyle görüşüyoruz. Kamu gözetimiyle bizim eğitimler, çatışan eğitimler birbirinden sayılacak. Evet, sadece artık şöyle bir eğitim yapmayacağız. İş olsun diye eğitim değil, gerçek anlamda eğitim. Eğitimde derinlik diyoruz. Yani biraz önce biz standlar çizmediniz. İş yaparken, vali tabloları düzenlerken, muhasebe işlemlerini yaparken iki hamle sonrasını görmek zorundayız. Eğer iki hamle sonrasını göremesek biz bu işi yapamayız. Peki başka nerede derinlik? Aklımızda derinlik. İşi yaparken düşüncede derinlik. Ondan sonra nerede derinlik? Vicdanda derinlik. Hani demişler ya, işte kanunlarımız var. Ne güzel. Peki bu kanunlar anayasa uygun mu? Uygun. Peki anayasa hukuka uygun mu? O da uygun. Peki diler uluslararası hukuka uygun mu? O da uygun. Peki bu kanunlar vicdan hukukuna uygun mu? Eğer bir kanun vicdan hukukuna uygun değilse ne yaparsanız yapın o kanun kanun değil. Evet sevgili meslektaşlarım, bana dediler ki bir saat konuş ama konuşmayacağım. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, biraz da ondan söz edeyim. Güven endeksi. Artık ne yazık ki ülkemizde güven endeksi düştü. Artık insanlar birbirine inanmıyor, güvenmiyor. Neden biliyor musunuz? Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada bu algı uzmanları var ya, algı sihirbazları var. Ne olursunuz? Bizler elit bir tabakayız. Şöyle bir elit tabakayız. Okumuş, beyni çalışan, ülkeyi bilen, ekonomiyi, siyaseti bilen, finansal okur yazarlığı olan, ekonomi okur yazarlığı olan insanlar. Ne olursunuz? Bu algı yöneticilerle aldanmayın. Kimseyle aldatmayın. Gelin, artık doğruya ulaşalım. Doğruya, doğru bilgiye ulaşmaya çalışalım. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece insanca yaşamayı istiyoruz. İnsanlar insanca yaşamalı. Hak, hukuk içinde, demokrasi içinde özgürce yaşamalı. Bunun içinde hani şey demiş ya, yani öyle yaşamak istiyoruz. Bir araç gibi tek ve hür, ben sizler gibi orman gibi kardeş nesli yaşamak istiyoruz. Başka bir nesliniz yok. Evet, bu genel kurul bugün ve yarın devam edecek. Ne olursunuz, genel başkan olarak önce beni eleştirin, sonuna kadar eleştirin. Ama eleştiride saygının tokusunu kaçırmayın, hakaret etmeyin. Sadece eleştirin, yaptıklarınızı söyleyin, yapmadıklarınızı söyleyin, yapamadıklarınızı söyleyin, nasıl yapacağımızı da söyleyin. Yol göstericisi de olun. Hesap sorun. Ama hesap sorduğunuz gibi hesap da vermesini bilin. Hesap da vereceksiniz. Bu genel kurulun gerçekten önce sırf İstanbul'u meslektaşlarına, Tırmova,
ülkemize ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz dünya muhasebe örgütüne faydalı ve yararlı olmasını, vizyon açıcı, yol gösterici olmasını diliyorum. Tüm gruplara yarınki seçimde başarılar diliyorum. Ve diliyorum, yarın kim kazanırsa kazansın, kimler kazanırsa kazansın, önce grup şapkalarını bırakacaklar. Önce meslek ve meslektaş için, sizler için çalışacaklar. Yarın oylarınızı kullanırken ne olursunuz, hata yapmayın, yanlış yapmayın, oylarınız iptal edilmesin. Sonra da bu seçimde iptal edilmesin. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum, iyi ki varsınız.